ABD'nin kim tarafından düzenlendiği hala bilinmeyen kimyasal saldırıyı bahane gösterip Suriye'yi vurmasının yankıları sürüyor. Washington yönetimi aynı bahaneyle Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ı devirmenin planlarını yapıyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nikki Haley, eylemlerine bakarsanız Esad'la barışçıl ve istikrarlı bir hükümet zor görünüyor. Gerçekleşeceğini düşündüğümüz şey rejim değişikliği dedi. Amerikalı temsilciye yanıt Rusya Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'den geldi. Kosaçev, Nikki Haley'i barış görüşmelerini sabote etmekle suçladı. Nikki Haley'in sözleri uluslararası toplumun hükümetle muhalifler arasında siyasal müzakere sürecini başlatmaya yönelik çabalarını doğrudan sabote ediyor. ABD'nin bu söyledikleri hem ılımlı hem de silahlı muhalifler tarafından okunacak. Astana ya da Cenevre'ye gitmenin ne anlamı olduğunu soracaklar. <laughs> ABD'nin bir diğer hamlesi İdlib'deki kimyasal saldırıyı Ruslarla ilişkilendirmeye çalışmak oldu. Washington yönetimi kimyasal saldırıda beşarasadın en büyük destekçisi Rusya'nın payı olup olmadığına dair soruşturma başlattı. Soruşturmaya sebep olarak kimyasal saldırının hemen ardından Han Şeyhun çevresinde uçan bir insansız hava aracı gösterildi. ABD ordu yetkilileri hava aracının saldırı sonrası bölgeyi kontrol eden Ruslara ait olduğunu öne sürüyor. Güne damgasını vuran bir açıklamada Moskova'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. İki lider Suriye'deki durumu ele aldı. ABD'nin uluslararası hukuk normlarını çiğneyerek egemen devlet olan Suriye'ye saldırmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Putin ve Ruhani, Suriye'nin İdlib bölgesinde kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili objektif ve tarafsız bir soruşturmanın yapılması gerektiğini de ortaya koydu. Açıklamada ABD'nin Suriye saldırısının kırmızı çizgilere geçtiği belirtilerek, bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. ABD'nin Suriye'yi vurması İngiltere ve Rusya'yı da karşı karşıya getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Rusya ziyaretini iptal etmesi dikkat çekti. Rusya Dışişleri'nden konuya dair şu açıklama yapıldı. Johnson'ın Moskova ziyaretinin iptal edilmesi, sorunlar konusunda kendi fikri olmayan, uluslararası meseleler üzerinde etkisi olmayan ve stratejik partnerlerinin gölgesinde kalan İngilizlerle konuşmanın değeri olmadığı yönündeki şüpheleri bir kez daha doğruluyor. Londra ile diyaloğun bize onlara gerekli olduğundan daha fazla gerekli olduğunu düşünmüyoruz.